Değerli basın mensupları, bugün kıymetli ağabeyim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikteyiz. Tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz. Yaşadığımız bu felaket karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O sebeple bugün bizi ziyaret eden Tahsin abiye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 7 gün milli yas ilan ederek dayanışmasını, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını bizimle gösterdi. Her zaman söylüyoruz, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizde, acımızda, kederimizde, sevincimizde birdir. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına ve Kıbrıs Türk halkına bu zor günlerde verdikleri destek için de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil savunma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri hemen Türkiye'ye geldiler ve halen sahada yoğun bir çalışma içindeler. Ve sahadaki çalışmalara da çok önemli katkılar sağlıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımız da yine deprem bölgesinde çalışmalara güçlü bir destek veriyor. Deprem felaketinde ülkemizde bulunan ve hayatını kaybeden Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz, tedavilerini sürdürüyoruz. Yine Adıyaman'da ve Hatay Kırkan'da enkaz altında bulunan yavrularımız var, sporcu kafilelerimiz var. Ve onlardan da güzel haber beklemeyi, almayı umut ediyoruz, dua ediyoruz. Yoğun çalışmalar o bölgelerde de devam ediyor. Dualarımız, kalplerimiz bu öğrenci kardeşlerimizle ve şu anda enkaz altında bulunan tüm vatandaşlarımızla. Ve tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Uluslararası topluma da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını, sahra hastanelerini, yardım malzemelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibariyle 56 ülkeden 6479 personel sahada. Yani bugünün saat 11 itibariyle bize gelen bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Yine 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar. Bazıları yola çıktı, bazılarında hazırlık devam ediyor. Uzun mesafelerden, Latin Amerika bölgesinden yola çıkmakta olan heyetler de var. Yine Uzak Doğu Asya'dan da yola çıkan heyetler var. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Yani deprem bölgesinde bu çalışmalara katılan, malzeme desteği gönderen ve özellikle sağlık ekipleri, arama kurtarma ekiplerini gönderen ve diğer çeşitli destekleri veren ve taahhütte bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu duygularla Tahsin abiye bir kere daha hoş geldin diyerek sözü kendisine vermek istiyorum. Hoş geldin Tahsin abi. Sağ olun Sayın Bakanım. Değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk devletidir. Her Kıbrıs Türk'ünün kalbi ana vatanıyla birlikte atmakta. Ana vatandaki acıları en az ana vatandaki kardeşlerimiz kadar hissetmekte. Ana vatanla üzülmekte, ana vatanla sevinmekte olan bir Kıbrıs Türk halkından bahsediyorum. Her Kıbrıs Türk'ünün kalbi de, aklı da ana vatanıyladır. Az önce dediğim gibi bizim yaşamımız ana vatanımızla birlikte gülme, ana vatanımızla birlikte üzülme, ana vatanımızla birlikte kahrolma, ana vatanımızla birlikte coşma.
Bu gerçekler ışığında tarihin en büyük deprem felaketini yaşayan ana vatanımızdaki kardeşlerimizle dayanışmamızı vurgulama adına bu ziyareti bugün gerçekleştiriyoruz. Kıbrıs Türk halkının ana vatanına olan bağlılığını, birliğini ve tekliğini vurgulama adına buradayım. Gücümüz, kapasitemiz oranında buradaki acılara çare olabilme adına elimizden geleni yapıyoruz. Helal olsun. Tabii ki çok daha fazlasını yapma arzumuz her zaman vardır. Bütün kapasitemizi zorlayarak bunları yerine getirmek için sabah akşam her gün Bakanlar Kurulu toplanarak çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Hatta sadece bugünü değil, çok daha uzun vadeli projelere katkı koyma adına çeşitli planlarımız, çeşitli tartışmalarımız yaşanmaktadır. Bunlar netleştikçe ana vatanımızla, kamuoyuyla bunları tabii ki paylaşacağız. Burada siz, biz, Yavuz hep beraber, Türk milleti olarak hep beraber varız. Detaylandırmaya gerekirse detaylandırmayı da yapmaya varım ama işin özü şudur. Kıbrıs Türkiye olmadan Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs Türkiye olmaz. Kıbrıs Türkiye derken adadaki statüsünün egemen devlet sahibi bir halk olmasını kastediyorum. Karşı karşıya bulunduğumuz uluslararası camianın sergilediği politikalara baktığımızda esas üzerimizde oynanan oyun da budur değerli kardeşlerim. Yani Kıbrıs Türk'ünü egemen devlet sahibi bir halk olmaktan çıkarmak ve bizi çözüm, sözde eşitlik, siyasi eşitlik gibi ifadelerle toplum düzeyine indirmeye çalışan bir yapıyla mücadele ediyoruz. Ve bu yapının çok sinsi emelleri olduğuna ben bir kez daha atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü bu sinsi emellerin hedefi Kıbrıs Türk'ü ile ana vatanı Türkiye'yi birbirinden ayırmaktır. Kıbrıs Türk'ünü ana vatanından ayırdığınız anda Kıbrıs Türk'ünü adada bitirmek ve Türk ulusunun Doğu Akdeniz'deki hak, çıkar ve güvenliğini tüketmek anlamı oluşacaktır. Zaten Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'taki Rum toplumunun hedefi de zaten budur. Böylesi sinsi planlara karşı mücadele ediyoruz. Çeşitli ambargolara karşı mücadele ediyoruz. Çeşitli ayak oyunlarına karşı mücadele ediyoruz. Ama bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Bugün ana vatanda insanımızın, kardeşlerimizin gerek ana vatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olsun, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun, hepsi bizim insanımız. Bunların yaşamakta olduğu felaket, ızdırap her şeyin üstesindedir. Dolayısıyla bunları aşma adına bizler de elimizden gelen katkıları koymaktayız, koymaya devam edeceğiz.